Tamer Korkmaz, darbeden fal tutan paralel. Paralel Yapı Abant Platformu'nun 34. toplantısını Demokrasinin Türkiye Sorunu başlığıyla gerçekleştirdi. Toplantıyı düzenleyen Paralel Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı geçenlerde hendekçi akademisyenlere arka çıkmıştı. Paralel Yapı'nın demokrasi kırdasına bakmayın. Bağlı oldukları uğruna casusluk yaptıkları Amerika ve İsrail'in bağımsız Türkiye sorunu diye yazamadıkları için demokrasinin Türkiye sorunu diyorlar. Şimdiye dek kendi içinde ve hiçbir surette demokrasiye geçit vermemiş olan paralel örgütün yapılanmalarını eleştirenlere hangi zulümleri reva gördüğüne hep birlikte şahit olduk. 17 ve 25 Aralık 2013'te demokrasiyi demokratik düzeni bir darbeyle devirme girişiminde bulunan paralel yapıdan söz ediyoruz. Irak'ın gayrimeşru işgalini canla başla destekleyen ve dahi Amerika'nın lokomotifliğini yaptığı batılı koalisyonun Müslüman kanı dökmesine selam duran paralel yapının demokrasiden anladığı mı? Haçlı Kralı 2. Bush'un Irak'a demokrasi getirmek için giriyoruz deyip 1 milyondan fazla Iraklı'nın kanına girdiği Amerikan demokrasisidir. Paralel yapının aban toplantısına katılanlardan Şahin Alpay, karşımıza askere dayalı vesayet düzeni yerine halka dayalı seçmene dayalı bir vesayet düzeni çıktı diye konuşmuş. Mr. Alpay'ın bu sözleri neden bir türlü demokrat olamadığını olamayacağını da gösteriyor. Halka seçmenin iradesine dayalı bir düzenden yani demokrasiden şekva ediyor. 17-25 Aralık 2013 paralel darbe girişimini canla başla destekliyor. Sonra da zerre miskal utanmadan Türkiye'deki demokrasiye saydırıyor. Şahin Alpay'ın 7 Haziran seçimlerinden önce yazısına tek çare HDP başlığı attığını da hatırlıyoruz. HDP KK'nın stratejik ortağı paralel örgütün Amerika ile İsrail'in yandaşı ve yalakası olan gazetesinde yazıyor. Mr. Alpay da aynen Kemal Kılıçdaroğlu gibi zamanında CIA tarafından kurulan NED'in yani National Endowment for Democracy'nin fonladığı TESEV'in kurucu üyelerindendir. Paralelin aban toplantısına katılanlar arasında yer alan bir başka sözde demokrat Baskın Oran da şunları söylemiş. Türkiye acı çektikçe aşılanıyor. Askeri darbeyle gelen kötülükle mücadele etmeyi öğrendik. Şimdi de sandıktan çıkan kötülükle mücadele etmeyi öğreniyoruz sandıktan çıkan demokratik netice. Bunların kafalarına uymadığı için kötülüğü getirmiş oluyor. Mr. Oran paralel casusluk ve paralel terör örgütüyle mücadele etmeyi bir başka deyişle paralel yapı adlı kötülük mekanizmasıyla mücadele etmeyi asla düşünmüyor. Ya paralel suç örgütünü ve 17 Aralık 2013 darbe girişimini destekliyor. Fısıltı gazetesi. Demokrasi sözcülüğünü dillerine pelesenk edenler Türkiye'nin demokrasisini fevkalade sorunlu görüyorlar. Bir yandan da Türkiye'deki demokrasiyi alaşağı etmeye dayalı paralel çözümler arıyorlar. Amerika-İsrail tandeminin piyonu paralel yapılanma 17-25 Aralık 2013'teki darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından dolayı artı 6-8 Ekim 2014'teki Kobani kalkışmasının sonuçsuz kalması sebebiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 2014 ve 2015'teki sandık son. Sonuçları da paralel yapı için hezimet oldu. Şimdilerde 2016'da darbe olacak, Erdoğan ve AKP hükümeti gidecek diyerek kapı kapı dolaşan kimi özel görevli elemanlarıyla Fısıltı Gazetesi misali kulaktan kulağa oynuyorlar. Ez cümle, Baronsal Gladion'un dini cemaat maskeli paralel suç örgütü bütün umudunu askeri darbeye bağlamış durumda. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak